operasyondu. Ama çok güzel geçti. Bazen kedilerin başına bu gelebiliyor. Hemen mesaj vereceğim. Yani çok dikkat etmek lazım iğne yutmamaları adına. Özellikle iğnenin ucunda ip bırakıldığında, iple oyun oynamaya çalışırken bir anda iğneyi yutabiliyorlar. Bu çocuğun da Allah'tan hemen fark edildi de bir sorun yaşanmadan problem çözüldü. Ve geri şikayeti gerçekten çok değişikti. Onu ayrıca konuşacağız zaten. Zordu. Zordu. Şu anda kahve istiyorsun. Şu an kahve zamanı, aynen. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Zor bir operasyondan çıktı. Şimdi serum tedavisine devam ediyoruz bir taraftan. İlaçlarını verdik. Düzenli antibiyotik tedavilerine de devam edeceğiz. Şimdi gözetimimiz altında. Çok da uslu bir kedi, hiç zorluk çıkarmadı bize. Çok acil bir şekilde operasyon almak zorunda kaldık. Çünkü iğne yutmuş ve iğne kalça bölgesine kadar gelmiş. Ve orada bir yere saplanmış. Dolayısıyla da topallığa neden olmuş çocukta. Topallık şikayetiyle geldi. Çok ilginç. Biz aslında kalça filmi alırken, yani arka bacakları kontrol ederken bir anda iğneyle karşılaştık. Çok şaşırdık ve çok hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Ameliyatımıza geçtik. Çünkü çok farklı komplikasyonların gelişme ihtimali vardı. Çok şükür de güzel bir şekilde çıkardık iğnemizi. Aferin sana. Nerede iğneler? Ha, şurada. Çıkan parçayı göstereceğim size. Bu arada bu çocuğun adı Bıdık. Bıdık. Bir iki saat kadar da uyuyacak muhtemelen. Anestezilerin tam anlamıyla çıkması, bayılması zaman alacak. Şöyle şu çıkan parçaları göstermek istiyorum size. Bu çıkan iğne bildiğimiz bir dikiş iğnesi. Şurada küçük deliği var. Röntgende de çok net gözüküyordu zaten. Röntgende 4 santim kadar ölçmüştük. Evet, 4 santim gibi duruyor. Birazcık yamulmuş. Değişik bir hal almış. Burada ipin, iğnenin ucundaki ip. Bu da dışkıda bağırsaklara yayılmış bir halde bulunuyordu. Aslında uzunca bir ip. Bayağı uzun. Yani ucunda ip olunca otomatikman onunla oynamaya çalışmış. Biliyorsunuz ipleri çok seviyor kediler. Erken fark edilmesi çok büyük problem. Sadece ip yutulması bile kendi başına başlı başına bir problem zaten. Bu hem iğne hem ip gerçekten zor. Eminim çok da ağrısı vardır. Geldiğinde gerçekten tam böyle o ağrı duyusu çok derinden hissediliyordu. Bölgeye dokunulduğu zaman, dışarıdan bile dokunduğunuzda şiddetli bir ağrısı vardı. Bakalım, inşallah bir uyansın da konuşacağız onunla. Bir daha yapmasın diye konuşacağız bakalım. Bıdığın röntgen filmlerini göstereceğim size. İlk geldiğinde topalama şikayetiyle geldiği için hemen kalça filmi çektik. Ve gördüğümüz tane şuydu. Burada kocaman bir iğneyi fark ettik hemen. Yani çok da fark edilmeyecek gibi değil zaten. Boyut olarak tahmini ölçümlerini yaptık. Bundan sonra emin olmak adına tabulatör lateral bir görüntü daha aldım. Tam olarak şu bölgede. Zaten şu sidik kesesi kocaman olan. İdrarını dahi yapmamış. O yüzden sondaladık da onu tabii bir taraftan. Bu bağırsaklar, dışkılarda da burada bir küçük tıkanma olmuş. Çünkü İğne bağırsak dışına çıkmış. Bağırsak dışına çıktığı için de iğnenin ucunda da ip olduğu için buradan öteye ilerleyememiş. Çok hızlı bir şekilde yakalamasak o bağırsak hareketleriyle beraber iğne zaten dışarıda. İp bir taraftan içeride kalmış. Gittikçe oradaki nekroz odakları artacaktı. Belki bağırsak yırtılacaktı. Orada dışkı vücut boşluğuna temas edebilirdi. O yüzden erken fark edilmesi ve asıl ilginç olan bunu topallık şikayetiyle fark etmiş olmamız çok ilginç. Genelde kabızlık, yemek yememe, iştahsızlık vesaireyle karşılaşıyoruz önce. Evet, bu çocukta da küçük iştahsızlıklar varmış ama yani asıl topallama için bakarken iğneyle karşılaşmak çok ilginç oldu. Benim için de mesleki anlamda değişik anılardan bir tanesi olacak. Ama çok şükür operasyonumuz güzel geçti. Şimdi sağlığına kavuşturacağız onu bakalım. Niye kızıyorsun ki? Seviyorum sadece. Evet. Burada kimler kimler var? Kimler gelmiş beni ziyarete, değil mi? Dikişlerini aldırmaya mı geldin sen? Hoş geldin. Hoş geldin. Tabii beni gördüğü için çok mutlu gözükmüyor. Bu bizim iğne yutan çocuğumuz.
Bugün 11. günümüzdeyiz ve dikişlerini alacağız. Aynı zamanda kafalarından kurtaracağız onu. Son kontrollerimizi de gerçekleştireceğiz. Her şey yolunda ilerliyormuş. Çok güzel bir şekilde yemeğini de yiyormuş, tuvaletini de yapıyormuş, değil mi? Evet, iyi misin? Bir daha yutmayacaksın, değil mi? Sakın, tamam mı? Bir daha yapma. Önce şu dikişlerine bir bakalım Doğancığım. Eğer alınacak kıvamdaysa onları bir alalım. Kaldı sen benim için göbüşüne. Bakayım o koca göbüşe. Yağlı göbek. Ay çok güzel olmuşsun ya. Evet. Bekle bakalım. Uslu uslu bekle, tamam mı? Aferin sana. Bekle bekle bekle, çok az kaldı. Bakalım. Evet, bravo sana. Evet. Son bir tane. Son bitiyor. Aferin sana be. Bir de yarım temizleyelim mi hemen bir tane? Bakayım bakayım o göbüşe. Bakayım. Çok uslu ya. Biliyorum. Evet, yarımız çok güzel bir şekilde iyileşmiş. Dikişlerinden de kurtuldu. Şimdi kafalarından da kurtaracağız onu. Bir krem sürelim oranı senin, tamam mı? Evet, bir kere daha düzelt bana. Hafiften ayağa kaldırsan yeter benim için. Bölgeyi bir iki gün daha temiz tutmamız önemli. Şu an dikişlerinden kurtardık onu. Sırada kafalığımız var. Kafalı da çıkaracağım şimdi. Evet, kurtuluş geliyor. Hazır mısın? 10 gün sonra bu kafalıktan kurtulma zamanı. Evet. Hoş geldin dünyamıza. Hoş geldin. Bakayım şimdi sana. Şu genel durumunu bir kontrol edelim. Hemen. Boğaza da bakayım. Bravo sana. Harikasın. Gözlerini de temizleyelim mi senin? Tabii kafalık olunca kendi gözlerini de temizleyemiyorlar. Her gün tekrar tekrar çapaklanıyor sizler ne kadar temizleseniz de. Evet, gel bakalım. Gel bakalım, evet, bravo sana. Hoşuna mı gitti? Ha? Melek gibi gerçekten var ya. Bizim işimizi hiç zorlaştırmadı tedavi boyunca. Hep işimizi kolaylaştırdı. Hep bize yardımcı oldu, değil mi? Evet. Ve sonunda kurtulduk. Bitti işte, bu kadar. Seni tebrik ediyorum. Bir daha sakın, tamam mı? İğne falan yutmak yok. Uslu bir çocuk olacaksın. Sakalların gözüme girdi bu arada. Aferin sana. Öpeyim mi bir tane? Oh, çok şükür bitti. Evet, alabiliriz kutumuza.